Eskiden çalışıyordum. Kimseye ihtiyacım yoktu diyor. Hastalanıp çalışamaz hale gelince kendi memleketinde ona yardım edecek kimsesi, kalacak yeri ve bir tabak sıcak yemeği bile kalmadı. Şimdi ben 5-6 senedir işte bu barakada duruyoruz. Kira ödeme gücüm yok. Önce şurada aşağıdaydı geçen sene. İnşaat yapacağım diye. Belediye kaldırdı. Çakal Deresi'ne gittim. Orada da ağaçların kölgesinde derede duramadım. İyi yol ticaretin şu orada Gepçeciler bir yer düzeltiverdiydi. Orada o getir o dedi. Benim yerim yok dedi. Getirdim oraya o durmadı. Ondan sonra şura aşağı getirdi. Burada ahyan var, kamyoncu. Orada şura aşağı koyduydu. Orada da kurban göresi vardı. Kokudan duramadım. Nefeslerle var. Sırtım ayağın içine sindi. Sonra bura yukarı ki kepçeyle düzeltti. Vincile kaldırıverdi aynı vinci. Burada da çamların gölgesinde bir türlü duramıyorum. Sabaha kadar. Sobayı yakıyorum. Sabah 10 dakika sonra sobanın ısısı hiç bağımayanın demiyor. Her tarafından zaten altlarında kırık yerler var. Bunlar da naylon serili. Soğuğu alıyor. Sabaha kadar soğuktan uyamıyorum. Kafam ağrıyor, belim ağrıyor. Her tarafım burada duramıyorum. Emeklilerle yapılan derme çatma haldeki barakada yaşayan Hüseyin Arıcı isimli vatandaş, çevredekiler tarafından Manavgat TV WhatsApp haber ihbar hattımıza gelen bilgiler doğrultusunda fark edildi. Haber ekiplerimizin incelemesi sonucunda ortaya oldukça zor bir hayat hikayesi çıktı. Ben, yok maddiyatım yok. Çalışamıyorum. Bel fıtığı var. Dizlerimde romatizma var. Nefes darlığı var. Kalp damarlarımda tıkanıklık, sağlık sorunlarım var. Çarem yok, ne yapayım? Gidecek yerim de yok. Kimsem de yok. Bir yere bir gidecek köyüm, kentim, evim, dağım. Barınacak yerim yok, ne yapayım? Kira ödeme gücüm de yok. Daha önce işte kamyonlarda hamballık yapardım. Sağlam gübre mövre sarıyordum. Onu göre götürüyorduk. Çalışabiliyordum o vakte yok. Yani ekmeğimi getiriyordum. Şimdi çalışma şeyim kalmadı, sağlam kalmadı yani rahatsızlıktan dolayı. Güneş görür bir yerde olsa gene bu kadar olmaz. Güneş görmediğinden buz gibi. Hiç ısınmıyor. Sobayı yakıyor. Ya burada işte ne bulursak yiyoruz. Kuru at işte. Ne bulursak işte. Bazı çorba morba yapıyorum. Çay yapıyorum. Peynir meynir alıyorum marketten yiyorum. Elektrik su yok galiba. Yiyor elektrik su yok. Ne yapan işte. Çare yok. Yani